Bitcoin'in kritik sınavı diyor. Analistler önce 30 bin dolara düşüş sonra yükseliş öngörüyor şeklinde ifade ediyor. Evet. Gün içinde bir şeyden bahsetmiştim. Demiştim ki şu anda BTC'nin çok kısa süre içinde 70 bin dolara da gerçekten 30 bin demeyelim. Burada birazcık abartmışız sanki ama 35 bin dolara da çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Ve bunun neden ve hangi kaynaklara bağlı olduğundan bahsetmiştik. Burada bu işi detaylandıracağız. Yani çok önemli bir konu üzerine konuşmaya çalışacağız. Bu arada tabii ki sizlerden ricam çok kısa vaktinizi ayırıp birkaç saniyenizi ayırıp kanala abone olup bu videoyu da beğenmenizdir. Şimdiden teşekkür ediyorum ve asıl muhabbete geçiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Önceki videolarda da bu hususla alakalı dediğim gibi konuştuk zaten. Karar ne olacak? Yani faiz kararı ne olacak? Bu soru çok önemli. Yarınki değil. 20 Mart'taki faiz kararı ne olacak sorusu önemli aslında. Aynı noktadan bu sorunun cevabı da tabii önceden alınacak. Bu cevabın büyük ölçüde fiyatlanması için de yarının çok önemli olduğunu söyledik. Sonuç itibariyle eğer ki 20 Mart tarihinde faiz indirilecekse böyle bir durum olacaksa faiz indiriminin ilk tarihi yani 20 Mart olacaksa muhtemelen önce ve gayet de kısa bir süre içerisinde bizler 70 bin dolar gibi fiyatlarla BTC'de muhatap olacağız. Ve altcoin'lerde çok güçlü yükselişler seyredeceğiz. Çok güçlü yükselişler göreceğiz. Aynı zamanda öyle ki bunların ciddi bir kısmı da yakın zamanda yükselmiş, yükselmemiş. Yani altcoin'lerin neredeyse tamamı büyük ölçüde fiyat artışıyla dediğim gibi muhatap olacaklardır. Bunu unutmayalım. Önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Ama eğer ki Mayıs ayında faiz indirimi olacağına dair bir durum yaşanırsa, yani Mart'ta değil de bu beklenen faiz indirimi Mayıs'ta gerçekleşecekse, işte o zaman bir 35 bin dolar deneme ihtimali çok 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 yüksek. Yani ikisi arasındaki fark bu. Şimdi şunu zaten herkes kabul ediyor. Gelecek aylarda en geç 2024'ün işte yarısı yarısından az bir şey ilerisi falan. Zaten ortalama 70 bin dolar gibi fiyatlar gelecek. Yani bu seviyelere erişimin olacağı konusunda kimsenin bir şüphesi ya da kimsenin konuyla alakalı bir soru işareti yok. Ama erken ama geç. Evet, buradaki tek fark bu yani. Tek farklılık noktası bu. Tabii de, eğer ki daha geç gelirse o zaman da ona göre fiyatlar. Yani kısa süre içerisinde daha fazla fiyat yükselişi olacaktır. Öyle bir durumda da. Buna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Durum budur yani. Peki hangisinde olacak? Tabii şu anda yarı yarıya. Bakınız ilk zamanlarda bile %60 ihtimalle yarın Fed'in faizlerde statikoyu koruması bekleniyordu. Öyle değil mi? İlk zamanlarda. Ama şu an bu öyle bir noktada ileri geldi ki şu an bulunduğumuz nokta %98 ihtimalle yarın statikonun korunması. Bakın yani bu kadar ileri gitti bu iş. Yani ne kadar değişebiliyor onu anlatmaya çalışıyorum. Kısa sürede bu kadar değişebiliyor. O yüzden değişiklik gösterecektir ve bir kesinlik yok. Şu an Mart'ta bir faiz indirimi ihtimali hemen hemen yarı yarıya, hemen hemen tam böyle kafa kafaya diyebiliriz yani bu şekilde. O yüzden sürecin devamına da özellikle bu sürecin devamına diyeyim göz atmaya çalışacağız. Hem yarınki Powell'ın açıklamaları aynı zamanda yani hem Powell'ın yarınki söylem ve açıklamaları aynı zamanda sonraki gelecek olan söylem ve açıklamalar
Aynı zamanda açıklanacak olan veriler, ABD ekonomik verileri, enflasyona bağlı veriler, enflasyon verileri, bütün bunların tamamı yavaş yavaş belki de veriye bağlı olarak hızlı bir şekilde Fed'in Mart ayındaki faiz kararını ihtimallendirecektir. Ve bütün bunların tamamı da bu süreçte tabii ki BTC ve altcoin'lerin fiyatlama yapmasını sağlayacak. Bu kadar aslında. Bütün olay, bütün muhabbet de budur yani. Dediğim gibi hepimiz bekleyip göreceğiz ve bu süreci iyi bir şekilde anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla yarın yapılan açıklamalar olumsuz gelirse üstüne üstlük bir de gerçekten Powell'ın söylemleri doğru çıkarsa, yani şey anlamında işte bak düşüklükler vardı işte de şuydu buydu falan muhabbetleri olursa bunlar olabilir. Yani şu an gerçekten de 35 bin dolarlara bir fiyat düşüşü ile 70 bin dolarlar arasında gidip geliyor bu piyasa. Diyebilirsiniz ki peki o zaman ne yapmak lazım? Sonuçta yatırımcı kendi yapacağı işten sorumlu olacaktır. O zaman ona göre hareket edilecek. Yani yatırımcı bekleyecek. Tamam mı? Belli kademeli alımlarda bulunulabilir. Yani alımlar yapılırken daha çok öncesi ve sonrası olarak biraz daha az etkilenebilecek varlıklar seçilebilir. Aynı şekilde daha kontrollü yatırımlar yapılabilir. Bla 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 tarzında önlemler alınabilir. Durum bu şekilde. Sizler de dikkatli olun ve bu sürecin öneminin farkında olun. Fiyatların düşmesi ya da çıkması tabii ki bir anda olacak bir şey değil. Öyle bir veri açıklanır ki gerçekten de Fed'in para politikasına dair çok açık, çok net, oldukça kesin ve keskin bir veri açıklanır. Ve devamına öyle ki bakmaya bile gerek kalmaz. Piyasada fiyatlama vardır. Bakın, piyasada fiyatlama var. Ama piyasa zannedildiği kadar zeki değil. Tamam mı? Ya bazen öyle bir şey olur ki bir trenin ilk vagonunu yakalarsın. Diğerleri de geliyor fakat sonrası da yine o vagonlar görüldükçe fiyatlanacaktır yani. Durumlar bu şekilde dikkat. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.